Merhaba sevgili izleyenler, Konçerto'ya hoş geldiniz. Ben İrem Doğan. Ben Dilek Aydın'da. Bu haftanın konuğu Kültür Bakanlığı Mahalli Ses ve Bağlama Sanatçısı, ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Bölümü Başkanı ve Şefi Namık Kemal Bilgin bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz Sağ hocam. olun. İşlerinizin arasında bize de vakit ayırdığınız için minnettarız. Uzun uzun sohbet edeceğiz aslında ama sohbete geçmeden önce sizden bir türkü alalım istiyorum ben. Teşekkür ederim ben de bu nazik davetiniz için. Rica Evet, ederiz. Açılışta bir Rumeli türküsü okuyalım. Bülbülüm altın kafeste diye. Tabii ki de hemen. Belki çok klişe olacak ama bir soruyla devam etmek istiyorum. Kayseri'deki müzik etkinlikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bildiğim kadarıyla 2 hafta önce bir konseriniz vardı. Bahsetmek ister misiniz?
Evet, şimdi Kayseri'de kültür etkinlikleri dediğimiz zaman Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal kültür etkinlikleri ağırlıkta. Onun dışında özel gösteriler, gerek Erciyes Üniversitesi'nin düzenlediği, gerekse özel kuruluşların düzenlediği konserler oluyor. Ama ortalama Kayseri'de herhalde bir 15-20 arasında sosyal etkinlik oluyor. En son işte Aralık ayını düşünürsek birçok ünlü sanatçı Kayseri konuk etti. Ayna grubu, Uğur Aslan, Halil Necipoğlu, Alaaddin Yavaşça, bizim konservatuvar olarak Türk Halk Müziği bir konser verdik, koro olarak. Böyle aslında Kayseri'de dolu dolu bir kültürel, sosyal şey var, etkinlik faaliyetleri var. Yeterli olduğunu düşünüyor musunuz hocam? Vallahi yeterli herhalde. Konservatuara alımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok titizlikle seçtiğinizi biliyorum öğrencileri ama teşvik etmek amaçlı. Size öyle mi davrandık? Evet. Tabii siz de bir yıl öğrenciniz olunca. Tabii şimdi yapılan etkinliklerin kaliteli olması için, yani yapılan işlerin iyi olması için orada görev alan elemanların da illaki daha böyle yetkin olması, daha böyle yatkın olması, yetenekli olması gerekiyor. O nedenle genelde bu tür faaliyetlerimizde genelde seçici olmaya çalışıyoruz. Çok sıkı eğitim veriliyor hocam bildiğim kadarıyla. Ders saatleriniz falan. Evet, yani daha faydalı olmaya çalışıyoruz öğrencilerimize. Dolayısıyla da çalışmadan hiçbir şey başarılı olamıyor. Ben bu arada şunu söylemek isterim. Mesela normal bir sanatçı, herhangi bir branşta olsun, halk müziği, sanat müziği, pop sanatçısı olsun, bunun nota eğitimi, nazariyat eğitimi, usulüydü, yani ses eğitimi, şan eğitimi, enstrüman derken ortalama bir sanatçı 5 yılda yetişiyor. Dolayısıyla eğitiminin de zaten eğitimi düzgün olan, altyapısı iyi olan sanatçılarımız daha çok gündemde kalıyor. Onlar yok olup gitmiyor. Yani bildiğiniz gibi her zaman böyle saman alevi gibi parlayan sanatçılar çıkar. Bir şarkılık, bir albümlük. Ondan sonra onları bir daha göremezsiniz. Ama altyapısı olan, kendini yetiştiren, eğiten ve kendisini geliştiren, yani o da çok önemli. Kendisini güncel tutmayı başaran sanatçılar sürekli gündemde kalmayı başarıyorlar. Yani sonuçta çalışmak her şeyin üzerinde geliyor. Evet hocam, albümlerinizden bahsetmek istiyoruz ama Söz ve Müziğe Size Ait Hasret diye bir türkünüz var. İsterseniz önce onu dinleyelim, daha sonra albümlerinizden bahsederiz. Evet, Söz ve Müziğe Kendime Ait olan Hasreti albümünde de okumuştum zaten.
gurbetin yolları çetin, gurbetin yolları çetin. Ne zaman bitecek derdin, ne zaman bitecek derdin. Ben bu dertten ölür isem, ben bu dertten ölür isem, gözün aydın olsun derim, gözün aydın olsun derim. Evet, sağlık hocam. Söz müzik kendine ait. Çok güzel bir türkünüz, ağzına sağlık. Sağ olun. Müzikle uğraşmanız dışında asıl mesleğiniz nedir? Müziğe başlamadan önce ne meslek yaptınız? Evet, aslında ben Erciyes Üniversitesi öğrencilerindenim. Ben mali müşavirim. Ama meslekten emekli oldum. Şu anda kendimi tamamen müziğe verdim. Müziğe verdim. Öyle diyelim yani. Şu anda bildiğim kadarıyla hocam 3 tane hazırda albümümüz var. Şimdiye evet. kadar yaptığımız. Birisi Kayseri Derlemeleri adında türküleri, Kayseri türkülerini derlediğiniz türkülerin olduğu albüm. Ondan bahsetmek ister misiniz? İnternette en çok izlenen kliplerden biri olan Girdim Yerin Bahçesi'nin klibinden bahsetmek ister misiniz mesela? Farklı bir tarz oluşturmuşsunuz. Evet, albüm çalışmaları tabii zaman zaman aralıklarla yapıyoruz. İlk albüm 2010 yılında Umut Kesmesi'nin albümü vardı. Ardından Kayseri Türkleri albümü yapmıştık ama onun basımını yapmamıştık. Daha sonra üçüncü albümümüzü Umut Beyaz Ağdı çıkarttık. Arkasından da o Kayseri albümünü de teslimini yaptırdık. Şu anda yayınlanıyor. Girdim Yarın Bahçesi'ne ben bu Beyaz Ağdı albümümde bir eser, Azeri bir eser. Onun şöyle bir anısı var bizde. Bunu albüm çıktığında ilk olarak hangi esere klip çekelim diye düşünüyorduk. Evet. Sonra bu Azeri piyano ile çalınıp söylenen bir türkü. Onu bizim üniversite yönetiminden rica ettik. Sağ olsun onlar da izin verdiler. Bizim Sabancı Kültür Sitesi'nde orada da güzel bir piyano vardı. Bir de Güzel Sanatlar Fakültesi'nden piyanist bir bayan arkadaşla görüştük. O da kabul etti sağ olsun. Derken öyle kamerayı, seti oraya kurduk orada. Bu Girdim Yarın Bahçesi'nin klibini orada çektik Sabancı Kültür Merkezi'nde. Dolayısıyla Erciyes Üniversitesi'nin katkılarıyla olmuş oldu. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. En çok izlenen kliplerinizden birisi ve çok güzel bir türkü zaten. Biz sizi aslında çok konuşturmak istemiyoruz hocam. Bir türküyle daha devam edelim isterseniz. İstediğiniz bir türküyle. Evet, son zamanlarda sevdiğim Musa Eroğlu'nun hocanın okuduğu bir türkü. Zamansız Yağmur. Sebep olanlar utansın. Ben ayrılık istemedim. Sebep olanlar utansın. Hazan değdi yaprağıma. Mevsim dursun, güz utansın.
Hazan değdi yaprağıma. Mevsim dursun, güz utansın. Çürümüş yaprak gibiyim, güz değil bahar utansın. Çatlamış toprak gibiyim, ırmaklar çaylar utansın. Çürümüş toprak gibiyim, güz değil bahar utansın. Çatlamış yaprak gibiyim, ırmaklar çaylar utansın. Dağlar girdi aramıza, taş çürüsün yolu tansın. Dağlar girdi aramıza, taş çürüsün yolu tansın. Diken sardı ellerimi, naz etmesin gülü tansın. Diken sardı ellerimi, naz etmesin gül utansın. Çiğ düşüyor gözlerimden, ıslanıyor yanaklarım. Kurumuş toprak gibiyim, zamansız yağmur beklerim. Çiğ düşüyor gözlerimden, ıslanıyor yanaklarım. Kurumuş toprak gibiyim, zamansız yağmur beklerim. Sağlık hocam. Söyleyerek okuduğum bir türküydü. Siz 5 yılda bir sanatçının yetiştiğini söylediniz. 5 yılda. Ortalama evet. Hani 5 yılda yetişir dediniz. Sanatçı size göre nasıl olmalı? Sanatçı kavramı, içi nasıl doldurulmalı o kavramın? Tabii şimdi işin bir teknik boyutu var. İnsan yaptığı müzik dalında, yaptığı müzik branşında kendisini yetiştirmeli bir kere teknik olarak. Hani eğitim şart diyoruz ya. Evet. Eğitim şart ama bunun yanı sıra tabii sanatçının bir toplumda duruşu olmalı. Yani olmalı. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Mesela iletişimin bu kadar yoğun olmadığı zamanları düşünün. Yani belki televizyon, radyonun bir 50 yıllık geçmişi var internetin ama daha internetin daha az. Ama yüzyıllar önce yani Türklerin Anadolu'ya ilk geldiği dönemleri düşünün. Binli yılların başında. O günün gazete yok, televizyon yok, radyo yok, uydu yok, internet yok, cep telefonu yok. O günün iletişim araçları halk ozanlarımız. Yani bugün bir Dadaloğlu Türklerini ele alırsanız o gün belli bir obanın devlete bir baş kaldırırsa ama baş kaldırın altındaki yatan nedenler, siyasi nedenler, işte toplumsal nedenler. Ya da bir Pir Sultan Abdal Türklerini incelediğiniz zaman evet. O halkın mesajını ozanlar vermişler. Yani buradan şuraya gelmek istiyorum. Bu gelenek halen devam ediyor aslında. Yani bugün sanatçılarımız, halk müziği alanında bakarsak ozanlarımız bu geleneği sürdürüyorlar. Zaten Türk halk müziğinde bir usta-çırak ilişkisi hep ola gelmiştir. Evet. Dolayısıyla sanatçının o teknik özelliklerinin dışında bir de toplumda liderlik vasfı olması lazım. Fikirleri dinlenen insanlar olması lazım. Yani sırf çalmak da söylemek de kalmıyor. Çalmak ve söylemek evet. Zaten önemli sanatçılar da belirli yerlerde kendilerini ifade ediyorlar ve sözleri dinlenir oluyor. Yani dediğiniz gibi saman alevi gibi en azından parlayıp sönmüyorlar hemen. Belirli bir misyona ve yere sahip oluyorlar. Ben hep şunu derim, sanat konusunda yani her sanatın her dalında çıraklığı olmayan ustalığı olmaz.
Yani bir çıraklık yapmamız lazım, bir emek vermemiz lazım ki kalıcı olsun. Haklısınız. Devam edelim hocam isterseniz türkülerinizle. Birkaç tane arka arkaya. Evet. Suya gider alı gelin askerini okuyalım. Suya gider allı gelin has gelin has gelin. Suya gider allı gelin has gelin has gelin. Topuklarım nokta nokta bas gelin bas gelin bas gelin aman. Topukların nokta nokta bas gelin, bas gelin, bas gelin aman. Bu güzellik sade sana has gelin, has gelin. Bu güzellik sade sana has gelin, has gelin. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım aman. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım aman. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım aman. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım aman. Suya gider testinerin doldurur, doldurur. Suya gider testinerin doldurur, doldurur. Sudan gelir gül benzini soldurur, soldurur, soldurur aman. Sudan gelir gül benzini soldurur, soldurur, soldurur aman. Bu dert beni iflah etmez, öldürür, öldürür. İflah etmez bu dert beni, öldürür, öldürür. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım aman. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım aman. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım aman. Ellerin köyünde garip kaldım,
kaldım, kaldım aman. Şemsiyenin ucu kare, şemsiyenin ucu kare, yok mu bu derdime çare, yok mu bu derdime çare. O yar güzel ben biçare, o yar güzel ben biçare, çaresiz derlere düştüm, bir vefasız yare düştüm, çaresiz derlere düştüm, bir vefasız yâre düştüm. Şemsiyemin ucu baston, şemsiyemin ucu baston, söyle canım kimdir dostum, söyle canım kimdir dostum, öldürmeye var mı kastım, öldürmeye var mı kastım, kastın azabına düştüm, bir vefasız yâre düştüm, kastın azabına düştüm, bir vefasız yâre düştüm. Çok teşekkür ederiz hocam. Biraz daha konserlerden bahsedelim. İki hafta önce bir konser verdiniz, çok yoğun ilgi aldı ama bundan sonraki konserler için neler düşünüyorsunuz? En yakın tarih ne zaman? Valla biz sezon açıldıktan sonra Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Halk Müziği Korosu adına söylüyorum. Ortalama iki ayda bir konser veriyoruz koro olarak. Ayrıca her ayda bir veya iki halk müziği sanatçısı, böyle bilinen isimleri davet ediyoruz, konuk alıyoruz. O da açık halk konserleri oluyor, ücretsiz. Bir de ayrıca bizim değişik projelerin içinde de yer alıyoruz. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Geçen yıl mesela Aşk Varmış Aşk Yokmuş diye bir tiyatro bölümümüzle birlikte bir projemiz vardı. Sayın Murat Özdemir tiyatro yönetmenimiz, onun bir projesiydi. Ben de işin müzik kısmını yüklenmiştim. Bu geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınlandı. Çok aşırı ilgi oldu. Tekrar bir ay sonra bir daha tekrar yaptık. O da yine epeyce bir ilgi aldı. Sonra üçüncüsünü yaptık. Yani 14 Şubat, Mart, Nisan ayı gibi 3 ay üst üste. Onun yeni bir talep var zannedersem, yine ilgi var. Dolayısıyla herhalde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde o projeyle şey yapacağız, yine bir faaliyetimiz olacak. Şubat'ın son haftası da yine bizim Türk Halk Müziği Koromuz konser vereceğiz inşallah. Bir de hocam, alışveriş merkezlerinde bir klipte oynamışsınız duyduğum kadarıyla. Ne çabuk takılmış. Sizin tasarladığınız, sizin öğrencilerinizle birlikte bir klipti. Yok, tasarlayan biz değiliz de. Öğrencilerinizi
O filmi çeken arkadaşlar benden şey yaptılar, arkadaşlarımız yardım istedim. Vokal ekibini falan ben ayarladım. Bakalım herhalde müzikten meşhur olamadık herhalde, reklamdan şansını yani deneyelim. Yani oyunculuk olur diyorsunuz. Belki şansımızı orada deneriz dedik. Tabii şey oluyor şimdi, Kayseri'de herhangi bir sosyal etkinlik olduğu zaman dışarıdan gelen arkadaşlar veya diğer televizyon kanalları, TRT, diğer bakanlıklar gibi genelde konservatuvara başvuruyorlar. Dolayısıyla bizler de bir şekilde projelerin içinde olmuş oluyoruz. Biz sizi yoruyoruz biraz ama tekrar devam edelim isterseniz. Türkiye'mizle. Evet. Tabii kusura bakmayın, bu kış şartları bir rahatsızlık da var, atlatamadık bir türlü. Geçmiş olsun hocam. Tozlu diyor. Dön dolaş yine bana gel.
felek çakmağını üstüme çaktın. Beni bir olmaz derde bıraktın. Vücudum şehrini odlara yaktın. Yandım ateşine, su leyli leyli leyli, su leyli leyli leyli. Vücudum şehrini odlara yaktın. Yandım ateşine, su leyli leyli leyli, su leyli leyli leyli. Felek çakmağını eyledi çengel. Yare giden dedim, koymuyor engel. Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel. Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli, yu leyli leyli leyli. Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel. Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli, yu leyli leyli leyli. Evet, bu da Karacaoğlan'dan güzel bir değişti. Derlemelerinizden bahsetmek istiyorum biraz da. Kayseri yöresiyle ilgili bazı türkülerde derleme yaptığınız bildiğim kadarıyla. Onlardan bahsedelim isterseniz. Kayseri demeyelim de böyle değişik yörelerde. Daha doğrusu şöyle bir şey var. Şimdi mesela Aşık Hasreti vardı. Hı hı. Aslında Karslıydı ama Kayseri'ye yerleşmişti. İşte burada bir türkü söylediği zaman onu ben işte notaya almışım, derlemişim, TRT'ye göndermişim. Türkü Kayseri türküsü diye geçiyor. Yani doğru, bir Kayseri türküsü derlemişiz ama ozanımız, aşığımız, halk aşığı, Aşık Hasreti rahmetli Karslıydı. Veya buna benzer mesela bir Kangallı Aşık Nusati'nin bir türküsü vardır. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Onu derleyen Aşık Nesim İçimen Sarız'dadır. Dolayısıyla TRT repertuarında Kayseri türküsü diye geçer. Ama bizim halk müziği geleneğinde ozanlarımız tapşırma dediğimiz bir terim var. Evet. Ozanlarımız kendi isimlerini türkünün son beytinde kullanıyor. Bu türkünün son beytinde de ruh saati dünyadan geçemiyorsun diyor. O kadar belli ki kimin olduğu. Dolayısıyla notasında derlendiği yer Kayseri olarak geçer ama evet, türkü aşık ruh saatinindir. Dolayısıyla bir Kangal türküsüdür. Dolayısıyla bizim de zaman zaman böyle derleme çalışmalarımız oluyor. İşte o yöre, ne hangi yöreden aldıksa o yörenin adını yazıyoruz. Zaman zaman oluyor, evet. Ya, kliplerinizde birçok türkü var ama albümlerinizde birçok türkü var ama kliplerinizi neye göre çektiniz? Dört parçamıza klip çektiniz bildiğim kadarıyla. Evet, dört. Ve nerede çektiniz? Çok merak ediyorum. İlk klibim Umut Kesme'yi Talas'ta bir tarihi konakta. Okutucu konağı var, orada çekmiştik. İkinci klibi bir kafeteryada, kafede çektik. Üçüncü klip Girdim Yarın Bahçesi'nde, bu Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde çektik. Evet. Dördüncü klibi de Kapadokya bölgesinde. Geçti neydi ömrüm. İsmi? Geçti Ömrüm. Geçti Ömrüm'de, evet. Geçti Ömrüm'de Kapadokya. Bu Nuri Bilge Ceylan bir ödül aldı en son bir filmle ilgili.
Yani tesadüfen o filmin olduğu bölgede, yani tesadüfen orada çektik. Çok güzel. Evet. İsterseniz devam edelim hocam. Albümden birkaç parça okumak isterseniz. Veya seçtiğiniz parçalardan. Affedersiniz. Biraz böyle programı da çok şey hale getirmek istemiyorum böyle. Hüzünlü hale de getirmek istemiyorum. Biraz hareketli türküler okuyalım bizim görüşürüz. Ne söyledim yıktın hilal kaşını, vay vay sürmelim vay. Ne söyledim yıktın kara kaşını, vay vay sürmelim vay. Al mendili sil gözünü yaşını, al mendili sil gözünün yaşını. Vermem seni ad ellere, ellere vay vay sürmelim vay. Kaşın gözüm kirpiklerin sürmelim vay vay sürmelim vay. Arabata binmeyle yorulmaz, arabata binmeyle yorulmaz. Beşli mavzer ile bir genç vurulmaz, vay vay sürmelim vay. Beşli mavzer ile bir genç vurulmaz, vay vay sürmelim vay. 3-5 altın ile bir yar sevilmez, 3-5 altın ile bir yar sevilmez. Vermem seni yad ellere, ellere vay vay sürmelim vay. Kaşın gözün kirpiklerin sürmelim vay vay sürmelim vay. Ninne, ninne, ninne. Hele ninne
olasan, Allah'ımdan bulasan. Helenin ne olasan, Allah'ımdan bulasan. Eğer anan vermezse, evde de bekar kalasan. Ninne ninne, Helenin ne olasan, Allah'ımdan bulasan. Helenin ne olasan, Allah'ımdan bulasan. Eğer anan vermezse, evde de bekar kalasan. Ninne ninne. Şu anda çok belirgin bir şey yok. Ama tabii 2014'ün en belirgin özelliklerinden birisi, çok fazla savaş yaşadık. Çok fazla acı yaşadık. Çok fazla doğal felaket yaşadık. Yani inşallah 2015 yılında savaşların, doğal afetlerin, acıların, üzüntülerin olmadığı yeni bir yıl olmasını temenni ediyorum. Devam edelim hocam isterseniz. Programın sonlarına yaklaşıyoruz zaten. Birkaç türküyle. Evet, şöyle yine. Thank you.
kallanıyor. Aman al yana kallanıyor. Aman yazması pullanıyor. Aman yazması pullanıyor. O yar çıkmış karşıma. Aman o yar çıkmış karşıma. Aman dal gibi sallanıyor. Aman dal gibi sallanıyor. Aman etme bana bu nazı. Aman gel bize bazı bazı. Aman kız ben seni alırdım. Anan baban olsaydı razı. Pembe, aman sevdan uyandı bende. Aman sevdan uyandı bende. Sevda ile yanıyorum. Aman sevda ile yanıyorum. Aman hiç insaf yok mu sende? Aman hiç insaf yok mu sende? Aman etme bana bu nazı. Aman gel bize bazı bazı. Aman kız ben seni alırdım. Anan baban olsaydı razı. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık günlere dolaştım. Sarmaşık günlere dolaştım. Öptüm sevdim halelleştim. Öptüm sevdim halelleştim. Yanıyorum 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 hele. Mail oldum Gonca güle. Acem şamı ince bele. Acem şamı ince bele. Bakışta yaktın beni, derdilen bıraktın beni, derdilen bıraktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yanıyorum, 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 hele mail oldum Gonca güle, acep şalı. İnce bele, acem şalı ince bele. Vay 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 yar yandım.
yalandan hastalan gel Leylim, Leylim, Leylim. Yalandan hastalan gel Leylim, Leylim, Leylim. Bu ayrı bostan ayrı, olamam dosttan ayrı. Bu ayrı bostan ayrı, olamam dosttan ayrı. İnsanoğlu yaşar mı vay vay, vay vay vay, vay vay, yar yandım. Kalsa nefesten ayrı Leylim, Leylim, Leylim. Kalsa nefesten ayrı Leylim, Leylim, Leylim. Erkinet güzeli bağlar bozuyor, amanın aman, ben yandım aman. Kirpikleri kalem olmuş yazıyor, canım canım. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten. Gel canım gel aman, tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten. Gel canım gel aman. Cevizin yaprağı dal arasında, amanın aman, ben yandım aman. Severler güzeli arasında, canım canım. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten. Gel canım gel aman, tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten. Gel canım gel aman. Hocam çok teşekkür ederiz. Programımızın ile de bağlamış olduk. Söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Efendim ben Campus TV gerçekten çok yani aranızda bulunmaktan mutlu olduğum bir kanal, televizyon. Ve bu stüdyoyu ben çok seviyorum. Zaman zaman da programa davet ediyorsunuz sağ olun. Bu stüdyoda olmaktan, sizlerle olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Beni kırmayıp geldiğiniz için ve ayrıca hastaydınız bir haftadır. Hasta yatağınızdan kalkıp geldiniz. Hatamız olduysa özür diliyorum. Gerçekten estağfurullah hocam. Gerçekten bir rahatsızlık geçiyorum hala. Atlatım Hanım. Tekrar geçmiş olsun. İsterseniz türkülerle bitirelim. Birkaç tane arka arkaya. Bu haftalık bu kadar. Geldiğiniz için çok mutlu olduk. Teşekkürler Ayşe'ciğim. Thank you.
batır yollarım dolandım geldim. Tatlıdır dillerim bağlandım kaldım. Günahı boynuna işte ben öldüm. Sinema taşlara yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale kandı gidiyor. Günahı boynuna işte ben öldüm. Gönlüm ateşlere yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale kandı gidiyor. Çok sallanma güzel yar, cahilim aklım gider. Galabak dereleri, amanın yayılır develeri. Kalkıda vermiş oynarlar, amanın şu gırka efendi. Kalkalı şeker, hasiretlik şeker. Çok sallanma güzel yar, cahilim aklım gider. Kalkalı şeker, hasiretlik şeker. Çok sallanma güzel yar, cahilim aklım gider. Kaldır yüzünden vay güzel vay güzel. Alırım dedin de döndün sözünden vay güzel vay güzel. İnsanlara geldim senin yüzünden yekte yekte anam yekte. Bastırmalar renkte ne olursa olsun. Delikanlılıkta yekte anam yekte. Bastırmalar renkte ne olursa olsun. Delikanlılıkta